Merhabalar, ben Ceren Türkcan. Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ee, günümüzde COVID-19 ile ilgili çok fazla çalışma yapılıyor biliyorsunuz. Ee, ve bu süreçte aşı geliştirmeleri üzerine, tanı kitleri geliştirilmesi üzerine, solunum cihazı üzerine ciddi çalışmalar devam ederken, belli meslek dalları ister istemez biraz daha önem kazandı ve e, birazcık daha değeri arttı diyebiliriz. Bu meslek dallarından en başlarından bir tanesi de biyomedikal mühendisliği tabii ki. Biyomedikal mühendisliği e, bu alanda çok fazla tanı, kiti geliştirebilecek, cihaz geliştirebilecek ve bu anlamda aşı üretebilecek bir altyapıya sahip bir dal. Genel olarak şöyle bir inceleyecek olursak COVID-19 sürecini, COVID-19 süreci bize neler kattı? Ee, bir kere öncelikle kişisel hijyen kurallarına uymamız gerektiğiyle ilgili bazı şeyler kattı. Bunun haricinde dezenfektan üretimi, dezenfektanların kullanımı, kolonyanın önemi daha doğrusu etil alkolün mikropları öldürmesiyle ilgili bazı e, bilgiler bize katmış oldu. Ama bunun haricinde bir de sağlıkla ilgili nelere dikkat etmemiz lazım, aslında bizlerin hangi tanı kitlerini kullanması lazım, bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor hakkında da bilgi sahibi olmuş olduk bizlerde. Ama bu süreçte tabii ki sadece tanı kitleri ya da alınacak kişisel önlemlerin haricinde bir de tedavi ile ilgili bazı ajanların geliştirilmesi üzerine ciddi çalışmalar dünya çapında devam ediyor. Bu anlamda bizim meslek dalımız yani biyomedikal mühendisliği sadece tanı anlamında malzeme geliştirebilecek ya da bir şeyler üretebilecek meslek dalı olmasından ziyade bunun haricinde bir de tedavi edici ajanları da geliştirebilecek bir bilimsel altyapıya sahip. Şimdi bunları genel olarak şöyle bir gruplandıracak olursak tanı kitlerinden ya da tanı, tanı için kullanılan ürünlerden şöyle kısaca bir bahsedebiliriz. Bizler tanı için neler kullanıyoruz? Bazen cihazlar kullanıyoruz. Biliyorsunuz e, tarzı kullandığımız bir damla kandan ölçüm yapan cihazlarımız var bizi. E, özellikle diyabet hastalığını sıklıkla kullandıkları. Bunun haricinde gebelik testleri olarak bilinen yani kart test dediğimiz testler var. E, ve bunların haricinde de hastanede rutin olarak hem idrar hem de kan tahlilleri aracılığıyla kullanılan bazı tanı ajanları mevcut piyasada İşte bunların hepsini biyomedikal mühendisleri geliştirebilecek bir altyapıya sahip olarak bizim üniversitemizden mezun oluyorlar. Bunların haricinde bir de tabii ki koruyucu e, önlem olarak geliştirilen bazı çalışmalar da mevcut. Mesela bunlara neyi örnek verebiliriz? Aşıları örnek verebiliriz. Şimdi COVID-19 sürecinde çok yaygın bir şekilde aşı geliştirilmesi üzerine dünya çapında çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de bu anlamda çalışma yapan e, araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz mevcut. E, aşı geliştirilmesi anlamında da biyomedikal mühendisleri bir şeyler üretebilecek, bilgi üretebilecek bir altyapıya sahip bir meslek dalı olarak söyleyebiliriz. Bu şekilde bahsedebiliriz. Bunun haricinde tanı dedik kontrol dedik, koruyucu önlemler dedik. Bir de tedavi ajanlarından genel olarak bahsetmek istersek şimdi Covid-19'u diyelim ki yakalandık ya da yakalanma riskimiz var. Şu an gündemde Covid-19 olduğu için bunun üzerine daha çok duruyoruz ama bu daha çok herhangi bir hastalık için de bunu düşünebiliriz. Tedavi edici ajanlar yani ilaç geliştirilmesi üzerine de ciddi çalışmalar yapılıyor tabii ki. Devam ediyor bu anlamda. Sadece koruyucu önlemler değil, aşı anlamında geliştirilecek ürünlerden ziyade tedavi edici ajanlar üzerine de çalışmalar devam ediyor ee, Bu anlamda da e, medyadan takip ettiğiniz kadarıyla görmüşsünüzdür farklı virüs türleri için kullanılan ilaçların da Covid-19 üzerine etkili olduğu e, üzerine yapılan bazı çalışmalar devam ederken bizim meslek dalımız bu anlamda da ürün geliştirme, ilaç geliştirme potansiyeline sahip bir meslek dalı. Biyomedikal mühendisliği bunların haricinde şu an günümüzde biliyorsunuz yerli üretime yoğunluk verildi ve biz yerli üretim sayesinde yurt dışına cihaz gönderme, ekipman gönderme, medikal malzeme üretme gibi alanlara da giriş yaptık. Biyomedikal mühendisleri işte bu alanda da ürün geliştirme, mevcut alandaki sorunu tespit etme ve onu çözme anlamında bir şeyler üretebilecek bir altyapıya sahip. Neden çek bu altyapılara sahip? Bunu bir genel olarak düşünecek olursak biyomedikal mühendisleri mühendislik ana bilim dallarının bütün e, gerektirmiş olduğu temel bilgi ...ilgilerinin haricinde bir de üzerine sağlıkla ilgili belli başlı donanımlara sahip olarak mezun oluyorlar çünkü. Ee, bu da onlara sektörde ve piyasada ve de aynı zamanda toplum içerisindeki belli başlı problemleri tespit edebilme... ...ve bunları çözebilme yetisi kazandırmış oluyor. Temel mühendislik yetilerinin haricinde bunların üzerine bir de işte mevcut problemler nelerse onların tespiti işte sağlık alanında ne gibi malzemelere ihtiyaç var ne gibi cihazlara ihtiyaç var gibi problemleri tespit edip bunların üzerine çalışmalar yapabilecek bir altyapıya sahip aynı zamanda. Bizim üniversitemizde biyomedikal mühendisleri mezun olmadan önce Staj imkanları var. Çift ana dal programları ile birlikte yan dal programları olmak üzere belli başlı farklı bölümlerden dersler alarak ya da farklı bilim dallarıyla birlikte çalışma imkanı da bulabiliyorlar. E, staj imkanlarını kendileri ayarlayabildikleri gibi üniversitemizden de destek alabilirler bu konuda. E, bu onlara bir aynı zamanda da bir e, bir adım öne geçmelerini sağlamış oluyor. E, bu sayede de hem mesleğe atılmadan önce bir sanayi kuruluşunda ya da bir devlet kuruluşunda ön bir çalışma yaparak bu anlamda da kendilerini hem meslek olarak donanımlandırmış hem de bir adım öne geçmiş oluyorlar. Şu an günümüzde biliyorsunuz e, tanı tedavi ajanlarının geliştirilmesi üzerine çok fazla konuşmalar var, çok fazla çalışmalar var. Bizim üniversitemizde de bu anlamda projelere destek veren, patentlere destek veren bir üniversite esasında. E, üniversitemiz bünyesinde belli başlı projeler aracılığıyla öğrencilerimiz hem lisans tezlerine destek al bildikleri gibi hem de bu sayede bir sanayi kuruluşuyla ortak bir şekilde proje geliştirerek bu anlamda ürün üretme için ilk adımı atmış yani ilk girişimcilik adımlarını tamamlamış oluyorlar. Bu da güzel bir gelişme esasında. Bunların haricinde bizim şu an üretilen yerli cihazları düşündüğümüzde yerli cihazların üzerine biliyorsunuz şu an bir solunum cihazı üreterek solunum cihazını pazarlayabilecek bir konuma geldik esasında. Şu an günümüzde yüzden fazla bir yerli cihaz üretimi mevcut zaten ve zaten öncesinde de e ...hem diş hekimliği alanında hem tıp alanında geliştirilen belli başlı yerli cihazlarımız vardı bizim. Yerli malzemelerimiz, materyallerimiz bulunmaktaydı. Şu an ise bunu daha fazla e, öncelikli alanlar içerisine girdiği için... ...üretimde ve e, bunların geliştirilmesine ciddi anlamda bu meslek meslektağlarına ihtiyaç bulunuyor. Çünkü Covid-19 sürecinin bizi nereye götüreceği, nasıl başladığını biliyoruz ama nereye götüreceğini kestiremiyoruz. Bazı öngörülerimiz var bu anlamda. Ama özellikle sağlık çalışanları için, sağlık anlamında bir şeyler üreten insanlar için... Bu tür medikal malzemeler, cihazlar e, özellikle ekstra önem kazanmış durumda. E, biyomedikal mühendisleri bunların haricinde neler yapar? Yapay zekayı kullanarak bazı hastalıkların erken tanısı için malzemeler geliştirebilir, programlar geliştirebilir. Eğer sizin herhangi bir genetik rahatsızlığınız varsa ki bu genetik rahatsızlık herhangi bir belirti vermemişse bile henüz bu alanda bir şeyler üretebilirler. Şöyle ki biz belli başlı genetik markerları kullanarak bazı hastalıklar daha tedavi tanı vermeden, herhangi bir belirti göstermeden biz bunları erken tespit edebiliyoruz. İşte bu alanda da çalışmalar yaparak... Tanının erken daha erken olmasını sağlayıp bu anlamda da tedavi edici ajanlar geliştirebilecek bir meslek dalı bunlar. Ee, üniversitemizde şu an yurt dışına gidişler hala sınırlı olmakla birlikte Erasmus programlarımız var bizim belli başlı üniversitelerle belli başlı kurumlarla ve ülkelerle anlaşmalarımız var. Bu anlamda da öğrencilerimiz şayet yurt dışına gidip eğitim almak isterlerse ikili işbirliği kurmak isterlerse de buna oldukça açık bir üniversite burası. Ee, bu sayede de kendi bilgilerini ve donanımlarını geliştirme gibi bir imkan. Söz konusu. Şu an günümüz teknolojileri içerisinde çok fazla ismini duyabileceğiniz labonda chip dediğimiz bir kavram var. labona çip dediğimiz kavram bir çipin üzerinde farklı farklı biyomoleküllerin biomole biyomaddelerin analizini sağlayan bir sistemdir. Ee, bunun haricinde bir de bizim point of care dediğimiz yani araştırmacıların esasında bu dille ifade ettiği başka sistemlerimiz de mevcut. Point of care sistemler dediğimiz sistemler bizim hasta başında tanıya imkan veren hastanın o rutin kontrollerini hızlı bir şekilde temin etmesini öğrenmesini sağlayan sistemlerdir. Biyomedikal mühendisleri bu alanda da yani labona çip dediğimiz bir çip üzerinde laboratuvar kurulumu yani farklı moleküllerin tanısı ee, bunun haricinde bir de point of care dediğimiz yani hasta başında tayin sağlayan sistemleri geliştirebilecek bir altyapıya sahip. Bu anlamda geliştirilen cihazlar için yazılım mühendisleriyle ortak çalışmalar yapabilirler. Ya da yazılım mühendisi çift ana dal yapma gibi bir imkanları var. Elektronik mühendislik mühendisleriyle ortak çalışmalar yapma gibi imkanları var. Ya da bu alanda bilgi alma gibi imkanları var. Bunları da kullanarak geliştirecekleri cihazlar üzerinde bilgilerin depolandığı bir yer yani big data dediğimiz kavram. Bunun haricinde bir de bilgileri kişinin yani hastanın doktoruna ileten kişinin ebeveynine ileten ya da gerekli hastanelere kişiyi yönlendirebilecek altyapıları cihazlara kurabilme anlamında da donanıma sahip olarak mezun oluyorlar.